Bir önceki videoda iki ucu da açık olan bir tüp veya bir boru için sadece belli dalga boylarına izin verebiliyorduk. Çünkü her iki uçta da karı noktaları olmak zorundaydı. Elimizde böyle bir dalga boyu vardı. Böyle bir dalga boyu vardı. Ve böyle bir dalga boyu vardı. Ve bunların hepsinin dalga boylarını hesaplamıştık. Ardından bu dalga boyları için formül yazabileceğimizi fark etmiştik. İki ucu da açık olan tüplerdeki olası bütün dalga boylarının sadece tüpün uzunluğu L'ye ve n'e bağlı olduğunu bulduk. n bize kaçıncı harmonikten bahsettiğimizi gösteriyordu. Kısaca bir hatırlayalım. 1 temel olan, 2 iki, ikinci harmonik, 3 üç, üçüncü harmonik, 4 dördüncü gibi. Bu bize olası bütün dalga boylarını veriyordu. Peki acaba aynısını bir ucu açık, diğer ucu kapalı bir tüp içinde yapabilir miyiz? Bir ucu kapalı olursa ne olur? Diyelim ki bu ucu kapadık ve artık burası açık değil. Hemen gösterelim. İşte burada. Bakın bu sefer buradaki uç kapalı. Bu daha ziyade bir soda şişesine benzedi değil mi? Çünkü burası açık olan uç. Sodayı içtiğiniz tepe burası. Ve şişenin altı kapalı. Arada da hava var. Tepesinden üflediğiniz zaman hangi frekansları, hangi dalga boylarını oluşturabilirsiniz? Şimdi öncelikle ne bildiğimize bir bakalım bu kenarın veya bu ucun açık olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu hava molekülü deli gibi salınım yapabilir. İyi de burası düğüm mü olacak yoksa karın mı? Tabii ki karın noktası olacak çünkü çok fazla salınım yapabiliyor. Ama diğer uçtaki hava molekülleri kenara çarpıp duracak. Öyleyse burası düğüm noktası olacak. Çünkü herhangi bir yer değiştirme olmayacak. Şimdi ne yapacağız? Bu uç düğüm noktası. Bunu biliyoruz. O zaman bu ucun yer değiştirmesi olmadığından bunu eksenin tam üzerine koyacağım. Tekrardan yer değiştirme ve x grafiği çiziyoruz. Yer değiştirme derken yataydaki yer değiştirmeden bahsediyoruz. Bu uç deli gibi salınım yapacak. O yüzden burası karın noktası olacak. Onu da şöyle bir yere koyacağım. Gelin bu karın noktasından diğer uçtaki düğüm noktasına giden en basit dalgayı çizmeye çalışalım. O da şöyle bir şey olacak. Karından çıktı, eğrileşip düğüme indi. İşte bu kadar. Bu kaç dalga boyu ediyor? Bu tüpün uzunluğu L ise L cinsinden kaç dalga boyu eder? Bunun kaç dalga boyu ettiğini bulmamız gerekiyor. Öğrencileri en çok korkutan kısım burası. Kaç dalga boyu ettiğini bulmayı hiç sevmezler ama bulmak aslında o kadar da zor değil. Bir dalga boyunun neye benzediğini biliyoruz. Önce bunu bir çizelim. Bir dalga boyu aslında şuna benziyor. Buradan başlarsak eğer aşağı doğru iniyoruz ve başladığımız noktaya geri çıkıyoruz. İşte bu kadar. Bu tam bir dalga boyu. Tabii burası x doğrultusu olduğu sürece. Öyleyse bu temel frekansı yani temel dalga boyunu temsil eden pembe çizgi kaç dalga boyu ediyor? Yukarıdan başlıyor. O zaman biz de yukarıdan başlayalım. X ekseniyle ilk defa kesiştiği noktaya kadar iniyor. Çünkü buradaki düğüm noktası x eksenini kesiyor. Ve bu kadar. Bir tam dalga boyunun dörtte biri kadarmış. Burası dörtte biri. Buraya kadar da dörtte biri. Burası dörtte biri. Burası dörtte biri. Yani burası dalga boyunun dörtte biriymiş. Bunu birçok insan görmekte zorlanıyor. Dikkatli bakın. Bütün bu şey bir dalga boyunu gösteriyor. İkiye bölersem yarım dalga boyu. Bu yarımı da ikiye bölersem dörtte bir dalga boyu bulurum. Ne bulduğumuzu şuraya yazalım. Tüpün uzunluğu L eşittir. Bu durumda dörtte bir dalga boyu. Temel dalga boyu bölü 4 bu tüpün uzunluğuna eşit oluyormuş. Öyleyse açık kapalı bu durum için temel dalga boyunu 4L olarak buluruz. Aynısını buraya da yazayım. Lambda eşittir 4L. Bu bizim açık kapalı tüpümüzün temel dalga boyu. İki ucu da açık olduğuna göre daha büyük çıktı. Hatırlayın onu 2L bulmuştuk. Şimdi ise sonucumuz 4 ile. Bir sonraki ile devam edelim. Karın noktasıyla başladık ve düğüm noktasıyla bitirdik. Aralarında hiç düğüm noktası yoktu. Sadece sonda bir tane vardı. Şimdi ortada bir tane düğüm noktasına ihtiyacım var. Ortada bir tane düğüm noktası oluşturuyorum ve bu uçtaki düğüme doğru gidiyorum. Bu durumda burada bir düğüm oldu. Sonda da bir düğüm var. Burada bir karın, bu yukarıda da bir karın var. Peki bu kaç dalga boyu eder? Hadi bakalım. Yukarıdan başladık. Bu ilk düğümün aşağısına inmiş ve geriye yukarı çıkmış. O zaman düğümden aşağı indik ve diğer düğüme geri çıktık. Bu kadarlık bir dalga boyuymuş. Yani ne etti? 4'te 1, 4'te 2 ve 4'te 3. O halde tüpün uzunluğu L eşittir. İçine kaç dalga boyu sığdı? Bu sefer dalga boyunun 4'te 3'ü sığabildi. Bunu yine dalga boyu için çözersek 4L bölü 3 buluruz. Bu durumda bir sonraki olası dalga boyunu 4L bölü 3 bulmuş olduk. Bir sonrakinde çizmeye çalışalım. Karın noktasıyla başlayıp düğüm noktasıyla bitecek. Bir öncekinde ortada bir düğüm vardı. Bu sefer iki düğüm olacak. Böyle aşağı doğru inelim. Bir düğüm, iki düğüm ve sondaki düğümle bitirelim. Sonu kapalı olduğu için sonda bir düğüm olmalı. Bu sefer ortada iki düğüm oldu. Bu uçta bir karın noktası ve ortada da ekstradan iki karın noktası oldu. Toplamda bu kaç dalga boyu etti? Bakalım. Yukarıdan başladık, aşağı doğru indik. ilk düğüme ulaştık. Aşağıdaki karına devam ettik. Düğüme doğru çıktık. Ama daha devam ediyor. Yukarıya doğru çıkmaya devam ettik. Ve başladığımız noktaya geri geldik. Ama henüz bitmedi. Bakın, daha devam ediyor. Dörtte birlik bir dalga boyu kadar daha ilerlememiz gerek bu bir dalga boyundan daha fazla etti. Bu sefer L eşittir buradaki noktaya kadar bir dalga boyuydu. Ardından buna 4'te birlik dalga boyu eklememiz gerekti. Dolayısıyla bu bir dalga boyu artı 4'te bir dalga boyu oldu. Bunu aynı zamanda 5 bölü 4 dalga boyu olarak da yazabiliriz. 5 bölü 4 dalga boyu diyoruz. Buraya kadar bir tam dalga boyuydu. Sonra da buna 4'te birlik dalga boyu ekledik. Lambda için çözersek de lambda eşittir. 4L bölü 5 olur. Fark ettiniz mi? Bir örüntü oluşmaya başladı bile. Öyleyse bir sonraki olası dalga boyu 4L bölü 5'miş. Harika. Buna böyle devam edebiliriz. Bence örüntüyü yeterince anladık. Eğer olası bütün dalga boylarını yazmak istersek 4L, 4L bölü 3, 4L bölü 5, bir sonraki 4L bölü 7. O halde açık kapalı tüplerdeki bütün olası dalga boylarını 4L bölü N olarak yazabiliriz. Ama N'i istediğimiz bir tam sayı olarak alamıyoruz. Burada izin verilen tam sayılar sadece tek tam sayılar. Yani n yerine 2 veya 4 yazamıyorum. Sadece 1, 3, 5 gibi tek sayıları yazabiliyorum. Bunun formülü de bu şekilde. Açık kapalı tüp içindeki dalga boylarını bulmak isterseniz bu formülü kullanabilirsiniz sadece tüpün uzunluğuna ve n'e bağlı bir formül. Açık açık tüplerdeki formülle neredeyse aynı. Sadece iki ucu açık tüplerde pay 2L idi. Burada tüpün uzunluğunun 4 katı olan 4L'yi alıyoruz. Bir de payda da sadece tek tam sayılara izin verildi. Bu da sadece tek harmonikleri elde edebiliriz demek oluyor. Mesela bu 4L bölü 3'e ikinci harmonik yerine üçüncü harmonik demem gerekiyor. 4 bölü 5'e de 3. harmonik yerine 5. harmonik demeliyim. Yani açık kapalı bir tüpte çift harmonikleri elde edemiyoruz. Bu biraz garip bir sonuç. Ama bir uçta karın diğer uçta düğüm olunca böyle bir şey elde ediyormuşuz. Bakın bunu isterseniz bir sonraki soda içişinizden sonra deneyebilirsiniz. Bu L'nin bir fonksiyonu değil mi? Eğer L büyükse yani tüpün uzunluğu büyükse dalga boyu da büyük olacak. Dalga boyu büyük olursa bakalım. V eşittir lambda f. Dalga boyu büyükse frekans küçük olur. Çünkü hız değişmez. Hızın ortamın sıcaklığıyla değiştiğini biliyoruz. Ve muhtemelen ortamın sıcaklığını bunu yaparken değiştirmeyeceksiniz. Belki içeceğinizin içinde buz olabilir. O da eridiğinde sıcaklığını biraz değiştirir. Ama öyle büyük bir hız değişimi yaratmaz. O zaman uzunluk arttırırsanız dalga boyu artar. Frekans azalır. Düşük frekans da düşük nota demek daha bas bir ses duyarsınız. Bir sonraki şişeden bir şey içtiğiniz zaman bunu deneyin. Soda olabilir, belki kola olur ya da daha sağlıklı bir şey. Mesela şuraya kadar içeceğiniz var diyelim. İçeceğin olduğu yer tüpün kapalı ucu gibi hareket eder. Şimdi tüpün uzunluğu bu kadar. Tepesi açık ve kapalı uçta içeceğin başladığı seviyedeki yer. Çünkü hava içecek seviyesini geçemez. İçmeye devam ettiğiniz sürece şişenin içine doğru üflemeye de devam edin. Tepesinden üflediğiniz süre boyunca çıkan sesi dinleyin. Gittikçe baslaşan bir ses duyacaksınız. İçecek seviyesi şöyle bir seviyeye geldiği zaman tüpün uzunluğu artmış olur. Tepesi açık, altı kapalı daha bas bir ses duyarsınız. Seviye en aşağı geldiği zaman tüpün uzunluğu daha da artmış olur. Daha da bas sesler duymaya başlarsınız. Bakın, daha yüksek sesli değil, daha bas sesler duyarsınız. İçeceğiniz azaldıkça uzunluk artacağından frekansı daha alçak sesler duyarsınız. Aynı zamanda dalga boyunun artıp frekansın azaldığını unutmayın.